Misli TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misli Voleybol'un bugünkü konuğu Altekman'ın başarılı pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı. Öncelikle hoş geldin diyorum Oğuzhan. Hoş bulduk. Bize vakit ayırdığın için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni seçtiğiniz için. Bayağı yoğun bir trafik var çünkü sizin için. Hemen o klasik girişle başlayalım istersen. Kariyerine değinmek istiyorum. Nerede başladı? Hem voleybolla başlayış hikayen, hem profesyonel oluşun, hem de sonrası nasıl gelişti? Bize biraz bunları açabilir misin? Şimdi öncelikle şöyle, çocuk yaştan beri sporla uğraşıyorum. Babam sporu çok sever benim. Öncesinde tekvando, judo ve boksla uğraştım lisanslı olarak. Sonra bir şans eseri, tamamen şans eseri. Evet. Kartal Meslek Lisesi'ne kayıt olurken Levent Mim Göksel adında bir eski bir Galatasaray atlet hocamız vardı. Beni seçti. O gün de hiç unutmuyorum, Ramazan günüydü. Babaannemle kayıt olurken işte voleybol oynamak ister misin, gel demişti. Babaannem de o zamanlar hani bu kadar fiziğim yoktu. Biraz daha çıtı pıtı zayıf. Kürdan gibi bir şeydi. Babaanne dedi, bu çocuk dedi çok zayıf dedi, yapamaz dedi. Hocam Allah razı olsun ondan. Eğer dedi bir şey yapmak istiyorsan, dedi, ileride gurur duymak istiyorsan bana ver dedi. Ben de iyi tamam dedim, gidelim dedim. Ama o zaman da mesela lisanslı judo yapıyordum. Aslında çok isteyerek başlamadım voleybola. Evet. Annem voleybolu çok sever. İzlemeyi çok severdi. Hep hayaliydi annemin de voleybolcu olmak, işte oğlum voleybolcu, işte kızım voleybolcu olsun diye. Biz de nasıl diyeyim, tutucu bir aile olduğumuz için ablam voleybolcu olamadı. Evet. Ondan sonra gittim. Baktım işte bu bana göre değil dedim. Çünkü biz sokaklarda büyüdük. Yani işte ne bileyim, hep kavga, dövüş vesaire böyle. Çocukluğumuz böyle geçtiği için ben yapamam dedim. 91 jansiyonu abilerim vardı benim. Bana dedi ki Oğuzhan dedi, eğer dedi bir şeyler yapmak istiyorsan, yani okullara çok aram yoktu açıkçası. Mükemmel itiraflar. Okullara çok aram yoktu. Eğer bir şey yapmak istiyorsan dedi gel dedi. Sonra bir anda başlamaya başladım voleybola. İlk ayakkabımı aldığım zamanları hatırlıyorum. İnanılmaz gurur verici. Babaannem almıştı bana ayakkabıyı. Başladım. Sonra baktım benden önce giden bir çocuk vardı. Ve inanılmaz hırslı bir insanımdır ben. Gazozuna bile bir şey oynasam, işte ne bileyim sakızına, kazanma hırsım her zaman vardır bende. Ondan daha iyi olmam lazım, daha iyi olmam lazım deyip başladım. Sonra baktım benden daha fazla sıçramaya başladı. Ne yapacağım, ne edeceğim derken yarım kiloluk kum torbaları almıştım kendime. İşte bunlarla antrenman yapma, işte sakatlanırsın, şöyle olur, böyle olur. Benle dalga geçmeye başladılar ve ben de o zamanlar biraz da içine kapanık bir çocuk olduğum için her zaman antrenmanları yazın ve kışın da eşortmanla yapmaya başladım. Ama ayağımda kum torbaları vardı, kimse görmüyordu onları. Sadece bekleyin diyordum, hani birazcık zaman geçtikten sonra yapacağım, başaracağım. Ondan sonra işte sıçramam gelişti, işte az çok tekniğim gelişmeye başladı. Kartal Meslek'te oynarken zaten Galatasaray'ın altyapısı oradaydı. Evet. Sonra kapattılar altyapıyı. Ben tabii şimdi orada büyüdüğüm için, beni hocam seçtiği için Galatasaray'a gitmek istemedim ilk başta. Çocukluktan ben satılmaz muhabbetler olduğu için ben de kalmaya devam ettim. Bir sene hiç oynamadım voleybol. Sadece okul takımı ve antrenman yaptım. Herkes maçlara çıkarken, ben kenarda izlerken o maçları, içim hep bir burukluk vardı. Evet, tabii ki. Sonra lise 3'e geçtiğim zaman İsmet Kır, o zamanlar menajeriydi Galatasaray'ın, antrenörü oldu. İşte gel seni izleyelim dedi, bakalım diye. Benle beraber 4 ya da 5 kişi yanlış hatırlamıyorsam lisanslarını vermemişlerdi. Ondan sonra tamam demedim. Hocamı aradım. Hocam dedim böyle böyle, hani ne dersiniz? Sizden sorusuz bir şey yapmak istemiyorum. Hani beni yetiştiren, bulan, bu şey yapan sizsiniz. Evet. O dedi ki Oğuzhan işte seni beğenecekler, işte gitmesen mi, işte gitme falan filan dedi. Ondan sonra Adil Ok vardı. Belki biliyorsun, çoğu voleybol camiası bilir. Onu aradım. Abi dedim böyle böyle dedim. Ben dedim oynamak istiyorum. Ve dedim kenarda oturup izlemek bana göre değil dedim. Ben dedim böyle hırslanıyorum, yapamam diye. Oğuzhan dedi bir git dedi. Sonra gittim, beni seçtiler. Galatasaray'da oynamaya başladım. O sene ilk TF Spor Lisesi vardı Ankara'da. Oyuncu topluyorlardı. Galatasaray'da bana sözleşme imzaladılar göndermemek için. Sonra oynadım. A takıma çıkmaya başladım lise bitince. A takımda oynamaya başladım. Sonra baktım oynayamıyorum. Yani hep kenarda duruyorum. Biraz da hani genç, o zamanlarda gençlere biraz daha az, hani nasıl derler bilmiyorum, kötü anlamış olmasın ama olması lazım. Yani kendi oynuyorsa oynar, oynamıyorsa bir şey yok tarzında. Ben de bunu kaşe yapamıyordum. Sonra bir ara voleybolu bırakmayı düşündüm. Okul okuyacağım dedim. Üniversiteyi de kazanmıştım. Sonra okula gittiğim zaman Düzce Üniversitesi'ni kazandığımda Besyo öğretmenliğe, pilot takımı da Düzce'ye verdiler. Evet, hatırlıyorum. O dönemi ben de hatırlıyorum. Orada ilk başta yine seçmemişlerdi beni. İstememişler işte, kadromuz tamam, işte kimi açacağız, şey yapacağız diye. Şimdi ben ailemden para almaya alışkın bir insan değilim. Ailemin durumu da çok
ekstra bir değildi o zamanlarda. Ben de milli takıma gitmiştim. Avrupa şampiyonası oynamıştım. İşte dünya çocuğum var bu arada lise arası. Evet. Baba dedim ben de kendi yağımda kavrulurum. Ben gideyim okulumu okuyayım. Size yük olmam işte millik bursu işte bir liseye çıkarım bir şey yaparım. Ama halbuki giderken yük olmak istemiyorum ama kafamda her zaman sorular vardı. Nasıl yapacağım? Hayatım boyunca bir yere gidip işte ne bileyim çorba karıştırmamışım, bir şey yapmamışım, öğrenmemişim nasıl yapacağım? Ama bir yandan da ailemi zor duruma sokamazdım. Evet. Sonra bir şekilde yine Allah yardım etti. Bir şekilde beni kurtarıyor yani. Ana baba duası. Sonra Düzce beni seçti. Oynadım. 4 yıl boyunca orada oynayıp okulumu bir yandan da bitirdim. Öğretmenliği. Sonrasında Afyon, Kocaeli, Milas. Bu şekilde devam etti kariyerim. O ilk en üst ligde oynadığın sezon sanırım Altekmayla değil mi? İlk 6 oynadığın sezonu kastediyorum. İlk 6 oynadığım sezon geçen sene Altekmayla. Ondan önce Afyon'du. Evet. Ama aslında Milas'tan mı transfer olmuştun? Milas'tan Kocaeli'ye transfer oldum. Kocaeli'den Altekme'ye transfer oldum. O sene pandemide 4 takım şeye çıkmıştı. Evet. Yani açıkçası Milas'ta oynarken ben hatırlıyorum Oğuzhan Tarakçı isminin sıklıkla telaffuz edildiğini, böyle bir arkadaş geliyor, burada değil aslında daha yukarıda oynayacak falan diye böyle camia içerisinde konuşulduğunu hatırlıyorum. Ama Milas'ta Altekme arasında bir sezon daha var sanırım. Öyle dedin değil mi? Kocaeli mi var? Kocaeli var. Evet. Kocaeli'nden buraya transfer oldum. Şimdi bir başka soruya geçmek istiyorum. Çünkü Altekme'ye da biraz değinelim. Geçen sezon Efeler Ligi'ne mükemmel bir giriş yaptınız ve sen de açıkçası burada bayağı bir pay sahibiydin o başarının başrollerinden biriydin. Fakat kulüp henüz yeni olduğu için Efeler Ligi'nde çok fazla tanınmıyor ya da çok yeni diyebiliriz. Hem kulübün havası hem yapısıyla alakalı neler söyleyebilirsin? Şimdi şöyle geçen sene takıma seçildiğim zaman çok gurur duymuştum. Yani ilk 6 oynayacağım, işte oynayabilecek miyim, işte bana güvenen ailemin, bana güvenen arkadaşlarımın yüzünü kara çıkartmam lazım diye hep düşünüyordum. Ve genelde voleybol camiasında bir şey konuşulduğu zaman kulaklara gelirler. Evet. Yani çok küçük bir cami olduğu için. İşte başaramazlar, işte şöyle yapamazlar, düşerler, böyle diye. Ve hayatım boyunca ne olursa olsun her zaman playoff oynadım. Tabii ki birincilikte oynayan playofflarla buradaki yerle bir değil. Kendime o hedefi koymuştum. Yine burada da playoff oynayacağım. Bir sene playoff oynamadan kapatmayacağım sezonu diye. Ve geçen sene inanılmaz bir abi kardeş ilişkimiz vardı. Çok iyiydi. Ve ben başarının tamam teknik bir yere kadar ama birlik ve beraberliğin her zaman daha iyi olduğunu, arkadaşlığın ortamının daha iyi olduğunu ve daha çok başarıya getirdiğini inanıyorum. Yani bir hata yaptığımızda herkes birbirine kenetleniyordu, hırslıydık, çok şeydi ve bunun sayesinde çok iyi başarıya sağladık ve antrenörüm Levent abi bize çok güveniyordu, başkanımız Melih abi bize çok güveniyordu. Onların verdiği desteklerle çok iyi bir yerde bitirdik bence. Evet. Peki kulüp yapısıyla alakalı neler söyleyebilirsin? Yani nasıl bir kulüp? Büyük mü ya da daha böyle bir iki kişinin başrolde olduğu birçok şeyi hallettiği bir kulüp mü? Çünkü dediğim gibi biraz daha Altekman'ın da insanlar tarafından bilinir olmasını istiyorum. Şimdi kulüp şöyle, kulüp hazır bir oyuncu getirmek istemiyor. Evet. Yani böyle çok iyi oyuncular getirebilir mi? Getirebilir bence. O bütçeye, o şey güce sahip bir kulüp. Ama kulübün şeyi gençlere önem vermek ve onları bir yerlere getirebilmek. Evet. O yüzden hep genç kadro kurup işte yanına işte Mehmet abi en büyük sonrasında benim onları koyup mesela abilerinden düzgün karakterli insanların bilgi alıp işte şey yapıp o şekilde yönetme. Evet. Şimdi bir de pozisyonuna değinmek istiyorum. Çünkü özellikle pasör çapraz olmanın kendine has bazı zorlukları var. Sen de ligimizde şu an hali hazırda düzenli ilk 6 forma giyen birkaç Türk pasör çaprazından birisin. Bu açıdan da fikrini daha değerli görüyorum açıkçası. Bir pasör çaprazının takım içindeki rolü nedir sence? Hele de böyle Efeler Ligi gibi top seviyede oynarken. Ya şimdi Türk pasör çaprazı olmak, pasör çaprazı olmak zaten zor. Türk pasör çaprazı olmak daha da zor. İçini bence. Dök tamamen. Hepsini dök tamamen. Şundan dolayı genelde ülkemizde pasör çaprazlarını hep yabancı olarak düşünüyorlar. Evet. O yüzden Türk pasör çaprazı olmak çok zor. Hep bir kafalarda bir şüphe oluyor. İyi oynasa da kötü oynasa da bir şey yaptığı zaman bu şüphe hep oluyor ve bunu kaldırmamız lazım. Evet tabii İşte ki. Serhat abi var, Metin Toy var, işte ben varım, Ediz var yerli olarak baktığımız zaman. Bunlar sayesinde bunlar kaldırılması lazım çünkü. Mevkime gelince de devamlı dik ve sert olmamız lazım. Asla başımız önde eğmemesi lazım. Tabii bazen işte biz de makinedeyiz. Mutlaka. Bir şekilde düşüyor kafamız. Kötü top at, öldürsün. İşte top vursun, servis atsın, blok yapsın. Mevkimiz yani gerçekten çok zor bir mevki. Her şeyi yapmanız bekleniyor. Her şey hemen hemen aynen öyle. Ben şunu da çok görüyorum. Bunu hatta seninle de konuştuk biraz önce. Bizim ligimizin erkekler liginde temel karakteristiği sanki sertlik gibi. O sertliği gösteremediğin sürece atakta ya da serviste ne kadar yetenekli olursan ol bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kesinlikle. Ve sen özellikle bu son iki sezondur bu anlamda çok büyük
fark yaratıyorsun. Yani çünkü Altekma çok fazla 3-2 oynadı diye hatırlıyorum geçen sezon. Çok... Yani o 3-2 oynayan takımın pasör çaprazı hep başı dik durması gereken, hep sert olması gereken pasör çaprazı da sendin. Bu, o açıdan da gerçekten bunu sanki ekstra bir eformuş gibi görüyorum. Bir de şu tarafa geçmek istiyorum aslında. Şimdi herkes gibi belki senin de bir idolün vardır. Oynarken o bahsettiğin başlangıç yıllarından ya da belki şu anda da çok sevdiğin, beğendiğin, izlediğin birisi vardır. Böyle bir isimden söz edebilir misin? Galatasaray ilk alt takıma çıktığın zaman Vladimir Nikolov diye bir adam vardı. Bulgar pasör çaprazı. Yani keşke şu an tekrardan oynama şansım olsa onun arkasında olmayı çok isterdim. Onunla öğreneceğim çok şey öğrendim. Ama o zamanlar genç olduğumuz için tam şey yapamıyorduk. Onunla tekrardan oynamayı çok isterim. Onların teknikleri değil ama işte karakter ve sertlik bakımından baktığımız zaman Hernandez'i çok hani benzetiyorum. Evet. İnanılmaz güzel bir karakter. Ben Halkbank'ta bu sene transfer olduğum zaman bana çok yardımı dokundu. Eksiklerimden tutun işte normal her şeyde bana işte şunu yapman lazım, işte blokta bunu yapman lazım. Atakta tam böyle giriyorsun ama bu toplarda bu bir adım daha öne, bir adım daha geriye. Buradan gelen toplarda bunu tarzında yardımlara çok dokundu. Ama Vladimir Nikolov'dan tekrardan oynamayı çok isterdim. Evet, o gerçekten ikon bir adamdı. Yani uluslararası seviyede de ikon bir. Özellikle ben onun servisini atmayı çok istiyordum ama işte olmadı. Şimdi şu tarafını da sormak istiyorum işin. Bize kariyerinin profesyonel olarak başladığı ilk yılları anlattın. Şu an seni izleyecek olan çok fazla bu seviyede oyuncu kardeşin var. Altyapılarda oynayan, profesyonel olma isteği olan ya da profesyonel olmak üzere olan insanlar var. Sence bizim ligimizde burada bir oyuncunun altyapıdan profesyonelliğe adım atması için neler yapması gerekir? Nelere çok dikkat etmesi gerekir? Ya bence kesinlikle karakterini hiç bozmaması lazım bir sporcunun. Ve devamlı disiplin ve çalışması lazım. Evet. Abilerinden işte kime güveniyorsa onların sözünü çok iyi dinlemesi lazım. Evet. Ve çalışmaktan hiçbir zaman bıkmaması lazım. Bazı genç sporcularımız da mesela belli bir yere kadar geliyorlar. Tamam ben oldum deyip orada bırakıyorlar. Ve bu çok kötü bir şey. Her zaman ben mesela ne kadar iyi olursam olayım hep kendimi kötü görürüm. Çünkü her zaman daha iyisi olmam lazım. Çünkü sene geçtikçe hep daha iyi olmak gerekiyor. Genç kardeşlerime söyleyeceğim, hiçbir zaman çalışmayı bırakmayın ve oldum havasına hiçbir zaman girmeyin. Her zaman o karakterinizi, o düzgünlüğünüzü korumanız lazım. Peki sen geleceğinle alakalı nasıl bir bakış açısına sahipsin? Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Bundan sonra neler yapmak istiyorum? Açıkçası milli takıma girmeyi çok istiyorum. A milli takımda oynamayı, o formayı giymeyi çok istiyorum. Bu sezonu tekrardan playoff'ta kapatıp, en kötü playoff'la kapatıp daha iyi bir işte ilk 5, ilk 6'ya girebilmeyi çok istiyorum. Uzun yıllar boyunca hani EFL Ligi'nde oynayıp Oğuzhan Tarakçı dedirtmeyi istiyorum. Yani isteyecek çok şey var ama önemli olan zaman. Ama o zamanın var. Var. Aslında zamandan daha önemli sanki sabır. Kesinlikle. O sabrın da var. Çok yani... sabırlı bir insan değilim Karadeniz'de olduğum için. O damar bende olduğu neresi için çok... Neresi Karadeniz'in? İyidere. Rize, evet. İyidere. Rizeli. Gerçekten de damarında. Damar var yani. O yüzden çok sabırlı bir... Hemen olsun istiyorum bazı şeyler. O da tabii ki imkansız öyle bir şey olması. Tabii ki bir anda. Ama ben yani kendi o sabırsızlığım, o damarımı seviyorum ya Karadeniz'de olmayı. Evet. Şimdi son bir soru var artık. Çok fazla tutmayalım seni de. Bugüne kadar oynadığın oyunculardan ama seninle birlikte aynı takımda forma giymiş olması gerekiyor. Bize bir rüya takım yapabilir misin? Bir ilk altı kurabilir misin? İlk altı içinde ben var mıyım yok muyum? Hayır, sen olma. Biraz daha zor olsun. Yabancı hakkı da vereyim istiyorsan 3+1 gibi. Yani şöyle pasör Selçuk abi isterdim. Tamam. Selçuk orta oyuncu istiyor. Bu zamana kadardan bahsediyorum. Emre Tayaz'ı isterdim. İkinci orta oyuncu Ahmet Tümer genç olduğu için. Biraz daha çalışması lazım. Köşe oyuncusu Efe Mandıracı. Evet. Ama sen hep gençlerden kurdun takımı. Hiç mi yok böyle yani, Nikolov gibi? Paso çaprazı Nikolov isterdim. Tamam. Köşe oyuncusu Efe isterdim. Çaprazına da Henry Bell isterdim. Evet. Kübalı. Ha evet. Şey yaptın. Pasör ve pasör çaprazını yaşlı kurtlardan seçtin ve onlarla birlikte... Ama genç hallerini seçtim. Onlarla birlikte bir gençlik ateşi de yaktın. Ahmet Tümerler, Emre Tayazlar. Libero kaldı sanırım. Libero da Mehmet abiyi
seçerdim. Evet. Yani özellikle gerçekten o da belki de ligde en sessiz sedasız ilerleyen, en sadece işini yapan kesinlikle adamlardan bir tanesi. Yani çünkü son birkaç sezondur gösterdiği performans ortada ama. Çok iyi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaray'dayken Mehmet abi de Galatasaray'da evet, alt yapı şeyde ilk çıktığım zamanlarda. Ben inanılmaz gurur duyuyorum. Şu an o da arkadaşım Mehmet abi. Ben yanında mesela söz alarak konuşurdum onun. Abi şunu yapabilir miyim? Abi bir şey ister misin? Abi bunu ister misin? Şimdi aynı takımdayız ve aynı formayı şey yapıyoruz ve birbirimize fikir alışverişi vermek, ya fikir alışverişinde bulunmak inanılmaz gurur verici bir şey. Ya umarım ki ileride küçük yaştaki gençlere tekrardan böyle bir şey olduğu zaman aynı benim duyguları yaşamalarını inşallah Allah nasip eder onlara da. Evet. Bu kadar. Teşekkürler ben bize teşekkür vakit ederim, ayırdığın için. Başarılar diliyoruz sezonun geri kalanı içinde. Umarım her şey sizin için istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi devam eder. İnşallah, amin. Misli Voleybol'un bugünkü konuğu Altekman'ın başarılı pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'ydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Misli TV'de kalın, voleybolla kalın.